Paradise yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda bilgisayarımızdan silinen dosyaları geri getirme işlemini sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk olarak yazılışı recuva olan programı bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Şu şekilde Rejuva yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında çıkan ilk site C Cleaner'ın sitesine giriş yapıyoruz. Karşımıza iki farklı seçenek çıkıyor. Uygulamanın hem ücretsiz versiyonu hem de ücretli versiyonu, pro versiyonu mevcut. Biz ücretsiz olanı indireceğiz. Download free diyoruz. Ve uygulamamızın indirme işlemi başlıyor. Sol altta bizlere de gösteriyor. Dosyamız yaklaşık 7 MB indirmesi pek fazla zaman almayacaktır. Setup dosyamız indirildikten sonra bir kestik diyorum. Install diyorum. Buradaki web sitesi de artık kapatabiliriz. Daha sonrasında Run Recuva diyor. Yani uygulamayı çalıştır diyor. Uygulamamızın kurulumu tamamlandı. Karşımıza çıkan ekran çalıştırma ekranı. Hemen Next diyelim. Burada bize sildiğimiz yani kurtarmak istediğimiz dosyanın türünü soruyor. Eğer fotoğrafsa sadece kurtarmak istedikleriniz fotoğrafsa bunu seçmeniz gerekiyor. Müzikse bunu belge, video gibi dosyaların türünü buradan seçebilirsiniz ya da en üstteki tüm dosyaları seçip devam edebilirsiniz. Ben şimdilik tüm dosyaları seçtiyip next diyorum. Bir sonraki adımda ise silinen dosyaların nerede olduğunu soruyor, bizlere konumunu soruyor. Burada burada çıkarılabilir bir aygıtta bir flash bellek ya da telefonunuzu, iPad'inizi vesaire takmışsanız ve oradan silinmişse bunu seçmeniz gerekiyor. Daha sonrasında belgelerim klasöründe ise bunu burada geri dönüşüm kutusundan sildiyseniz bu seçeneği seçmeniz gerekiyor. Program direkt geri dönüşüm kutusunu tarama işlemi yapacaktır. Ya da başka bir konumdaysa burayı seçip Browse diyerek buradan klasörünüzü seçmeniz gerekiyor. Örneğin masa üstünde bir dosyanın içinden silinmiştir. Direkt olarak o dosyayı seçebilirsiniz ya da direkt olarak sadece masa üstünü şu şekilde seçebilirsiniz. Program sadece masa üstünü tarayacaktır ya da I am not sure diyerek emin değilim nerede olduğunu bilmiyorum diyerek en üstteki seçeneği seçip next diyebilirsiniz. Daha sonrasında ise start butonuna basacağız ve tarama işlemini başlatacağız arkadaşlar. Tarama işlemini yaparken sizlere şunu söylemek istiyorum. Eğer sildiğiniz dosyalar sizin için çok önemli dosyalarsa bu program ya da buna benzer programlarla geri döndüremiyorsanız bu işi profesyonel olarak yapan kişiler var mutlaka bulabilirsiniz. Sadece olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Yani veri kurtarma işini profesyonel olarak yapan yer bulabilirsiniz. Bildiğiniz gibi masa üstünden, flash bellekten ya da herhangi bir yerden bilgisayardan ya da bilgisayarın herhangi bir yerinden bir dosya, bir fotoğraf sildiğinizde o dosya, o fotoğraf hard diskinizden aslında silinmiyor. 5 yıl önce attığınız formattaki sildiğiniz şeyleri bile doğru şeyleri uygulayarak geri getirebilirsiniz. Dediğim gibi hard diskten veri silme gibi bir işlem kesinlikle yok. Sadece üstünü karalamak var. Örneğin 3-4 defa format attınız vesaire. İşte üstünü karalamış oluyorsunuz ve onları geri getirmek çok zor oluyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi program karşımıza DLL dosyaları çıkardı. Daha önceden silmiş olduğum DLL dosyaları ya da çeşitli sistem dosyaları. Burada klasörün yolunu gösteriyor Google Chrome'un kullanıcı klasörlerinden sanıyorum ki. Çeşitli dosyalar herhangi bir fotoğrafımı, videomu vesaire bulmuş mu? Şu şekilde aşağıya inelim. Genelde hep sistem dosyalarını buldu. Fakat burada sizlerin fotoğrafını vesaire bulabilir. Eğer burada sildiğiniz tüm dosyalar sizin işinize yarıyorsa sol üstteki kutuyu işaretleyerek tümünü seçebilirsiniz. Ya da şu şekilde tek tek de seçim yaparak recovery deyip masaüstü diyelim. Tamam diyelim. OK diyorum ve görmüş olduğunuz gibi burada seçtiğim 4 tane DLL dosyasını masa üstüne geri getirmiş olduk. Programın temel mantığı bu şekilde. Umarım sizlerde silmiş olduğunuz dosyalarınızı, fotoğraflarınızı bu program sayesinde bulabilirsiniz. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.